Diklikleri söylemiş. AB6, AD8. Hemen şuraya 8'imizi koyalım. Gözümüz görsün. 2 kök 5 bizden BC istiyor. Bakın 2 tane 90 var. İkisi de aynı boşluğa bakıyor değil mi? Hemen o boşluğu dolduralım BD ile. Şurada bir Pisagor var görebiliyor musunuz? Çok meşhur. 6, 8, 13 üçgeni, 3, 4, 5 üçgenin 2 katı. Ama benden istenilen neresi? BC. E, BC'ye ait dik üçgen de burada işte. Hemen yazalım kırmızıda. BC'nin karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir. Hipotenüsümüz ne? 10. Onun karesi. Ne yaptık? Pisagor bağıntısını yazdık. O zaman BC'nin karesi eşittir. Onun 10 karesi 100. 2 kök 5'i karesi 20. 100'den 20 çıktı. 80. BC'nin karesi 80 ise BC kaç gelecek arkadaşlar? Kök 80. Yani o da 16 çarpı 5 deriz. 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 5. Cevabımız E şıkkı. ABC dik üçgen ikiz kenarlarımız var. Dörtler altılar. iki kök üç bizden BD istiyor. X diyelim o X'i bulmaya çalışalım. Şimdi dik üçgen var. Pisagor yazacağım. Fakat ikiz kenarlarda öyle bir durum yok. Yani Pisagor yazacağım bir şey belli değil. O zaman şu ikiz kenarlıklardan faydalanmam lazım. Ne yapalım? Bakın şimdi şuraya A dersen. Burada. E buraya B dersen. Burada B. Büyük üçgene bakın. Büyük üçgende iç açılar toplamı 180 biliyorsunuz. E bura 90 ise A artı B'ye ne kaldı? 90. Dikkat. A artı B'ye 90 kaldı. O zaman arada da bakın bir A artı B var 90. Aa, demek ki burası kaç dereceymiş? 90 derece. Hatırlıyor musunuz? Size şöyle bir şey demiştik. 2 90 karşılıklı gelirse diğer köşeleri birleştirin diyorduk değil mi? Şimdi burada bir Pisagor yazacağım. Bir de burada Pisagor yazacağım. X'i bulacağım. Hemen önce yukarıda yazalım. 4'ü karesi artı 6'nın karesi eşittir. FD'nin karesi. 16, 36, 52. Yani FD kök 52. E şimdi burada Pisagor yazalım. 2 kök 3'ün karesi artı x kare eşittir kök 52'nin karesi. 2 kök, kök 3'ü karesi 12. Artı x kare eşittir. Kök 52'nin karesi 52. At bu yavru bu tarafa. X kare eşittir 40'tan. X eşittir 2 kök 10. Cevabımız A şıkkı. Soruyu çözmeden önce bir hatır yapalım mı? Çok sık kullanılan, daha doğrusu çok sık sorulan soru tiplerinden bir tanesine bir kural. Bir tane dörtgen köşegenleri dik kesişsin. Kenarları A, B, C ve D olsun. Kural şu. Eğer dörtgeninizin köşegenleri dik kesişiyorsa, karşılıklı kenarların kareler toplamı birbirineştir. Yani b kare artı d kare eşittir a kare artı c kare. Bunu şöyle de yapabilirdik. Bakın şu aşağıdaki üçgeni yukarı katlayın. Bu görüntü olur değil mi? Ne oldu? Şurası B, şurası A. C yukarı katladık buraya geldi. D yukarı katladık buraya geldi. Gene aynı kural geçerlidir bakın. Çapraz B kare artı D kare eşittir. A kare artı C kare. Çok sık sorulan bir sorudur arkadaşlar. Her soru bankasında bu soruyu mutlaka görürsünüz. Burada da olduğu gibi. Ne yapacağız o zaman? Bakıyoruz köşegenler dik kesişmiş. O zaman 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Bu kadar. 36 da 40. 4'ü karesi 16. 40'tan 16 çıkar 24. O zaman x kare 24'ten x kaç gelecek? 2 kök 6. Cevabımız E şıkkı. ABC üçgen dikliği vermiş. 4 8 x tamamı 10. O zaman şurası 10 x. Bizden B X istiyor. Şimdi buna benzer soruları bir önceki testte çözmüştük belki hatırlarsınız ya da ilk kez burada da görüyor olabilirsiniz. Bu tip sorular neydi arkadaşlar? İşlem kalabalığı sorularıydı. Ne yapıyorduk? Şuraya y diyorduk. Bir burada Pisagor yazıyorum. X kare artı Y kare eşittir. 4'ün karesi 16. Bir de burada Pisagor yazıyorum. Y kare artı 10 eksi X'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. Sonra iki denklemi çözüyordum. Soru çıkıyordum. Şimdi bu soruyu da gene öyle çözebiliriz. Fakat bir değişiklik olsun. Size bir şey hatırlatalım. Hatırlayayım şuraya. Şöyle de bir kural diyelim ya da daha kısa yol diyelim. Eğer aklınızda tutabilirseniz kullanabilirsiniz. Pratikte bir yol. Şöyle bir durum var. Nedir o? Bir tane üçgen. Nasıl üçgen? Rastgele. Sıradan bir üçgen. Herhangi bir köşesinden dik indiniz. Şurası A. Burası da B oldu. Şu yan kenarlarda X ve Y olsun. Kural şu. Çapraz kenarların kareler toplam eşittir. Yani B kare artı X kare eşittir. A kare artı Y kare. Böyle bir kuralımız var arkadaşlar. Bu da nereden geliyor? şu köşegenleri dik kesişen dörtgenin kuralını hatırlıyorsunuz mu? A kare artı B kare eşittir. X kare artı Y kare demiştik değil mi? İşte bu da oradan geliyor arkadaşlar. A kare artı B kare eşittir. X kare artı Y kare. Bu da oradan geliyor. Aynısı bakın. Şu B'yi buraya taşıyın. Bu Y'yi buraya taşıyın. Ha, o mantık demek ki buradan geliyormuş. Aklınızda bulunsun. İşleminizi ne yapar? Bir iki satır kısaltır. Yoksa bu ilk anlattığım yoldan da soru zaten çok rahat çözülür. Ama ne olur 2-3 satır fazla işlem yaparsın. O zaman biz şu verdiğimiz hatıra göre çözmeye çalışalım ki size de bir değişiklik olsun. Değişik bir yol görün. Bakıyoruz rastgele bir üçgen. Tepeden aşağıya dik gelmiş. O zaman x kare artı 8'in karesi. Eşittir 4'ün karesi artı 10 eksi x'in karesi. x kare artı 64 eşittir 16 artı 10 eksi x'i karesi 10'un karesi 100 eksi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 20 x artı x kare ha, x kareler gümledi 100 bunu bu tarafa attım 36 16 da burada vardı 52 eksi 20 x'i de öbür tarafa attım artı 20 x o zaman x ne geldi arkadaşlar 52 bölü 20 ya da 26 bölü 10 daha sadeleştirmeyin 26 bölü 10 2.6 Cevabımız B şıkkı. ABCD dörtgeni biçimindeki kağıt AC boyunca kesiliyor. Daha sonra küçük parça AE 3 birim olana dek AC boyunca kaydırıldığında C noktası C üstü noktasına geliyor. Bakın 3 birim kaydırmış. C noktası da C üstü noktasına gelmiş. Son durumda B, C ve D üstü noktaları doğrusaldır. Ha, o zaman şöyle bir doğrusallık var. Tamam canı sağ olsun. E 45'i vermiş. Evet yani şurada da 45. E, dik üçgen demek ki ikiz kenar dik üçgen. Burada 45. Tamam süper. 3 AD 3 kök 5. Neresi AD? Ha, şurada AD 3 kök 5. Bizden BD üstünü istiyor. Yani şu mavi çizdiğim çizgi istiyor. Şimdi bakın şu dik üçgeni görüyorsunuz. Hemen önce Pisagor yazalım. 3 kök 5'i karesi 45. 3'ün karesi 9. 45'ten 9 çıkar. 36. Burası ne oldu? 6. Ya da pratik yolumuz neydi hatırlıyor musunuz? Bir dik üçgenin herhangi bir dik kenarı diğerinin yarısı kadarsa hipotenüs küçüğün kök 5 katıydı. Şimdi bak dikkat. 3 3 kök 5. Ha 3'ün kök 5 katı olmuş. Küçüğün kök 5 katı olmuş. O zaman diğer kenar ne olacak? Bunun 2 katı deyip direkt 3 6 3 kök 5'i görebilirdiniz. Ya da ne gerek var hocam Pisagor yazarım diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman AC 6'ymış. AC 6. 3'ü buradaysa burası 3 mü? Ha, bunu bir kaydırdık. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Peki başka ne vermiş bize? İkiz kenar dik üçgen. Burası ne oldu? 6. Benden nereye istiyor? BD üstün üste Bak şurada merdiven basamağı var. Görüyor musunuz? Merdiven basamağını kullanarak soruyu çözelim. Ne demiştik size? Merdiven basamağı görürseniz arkadan destekleyin demiştik değil mi? Bakın arkadan destekliyorum. O zaman burası 6 ise burada 6 olacak mı? Peki. Burası 45. Burası 45. 3. Burada ne olacak? 3. Bakın. Burası ne oldu? 9. 3. 6. 9. Burada oldu 9. Ha, görüyor musunuz şurayı? 9. 9. 9. Aradığımız cevap 9 kök 2. Ya hocam şöyle yapsak güzel olmaz mı? 6, 6, 6 kök 2. Pisagor yazınca değil mi? 3, 3, 3 kök 2. Topla 9 kök 2. Tabii ki böyle görmek daha güzel. Ama şu kalıp şeyleri görmeniz için onun üzerinden ne yapıyorum? Soruları bazen çözüyorum. Tabii ki de kısa yolunda mutlaka göstereceğiz. Şu merdiven basamağı yani şu arkadaşı gördüğünüz zaman bunu arkadan desteklemeniz gerektiğini ve şurada Pisagor yapmanız gerektiğini uygulayın. Çünkü bunu yeni nesil sorulara çok fazla uygulayabiliyorlar. işte. merdiven basamağı diyoruz ya merdiven sorusu sorabiliyorlar. Ya da burada bir engelli duvar yapıp sorabiliyorlar. Ya da bir teli bükebiliyorlar. Kitabımızda da vardı arkadaşlar. Ya da ve başka bir yol yapılabiliyor. Onun için bu merdiven basamağını gördüğünüz zaman hemen ne yapıyorsunuz? Hop arkadan destekleyip şu Pisagor'u uyguluyorsunuz. Evet ne demiştik? Cevabımız C şıkkı. ABC dik üçgen. BAC. Burası 45 dereceymiş. 6'yı vermiş. D noktasının AB'ye göre simetri. Ha şimdi noktanın doğruya göre simetriği ne oluyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Onları bir hatırlatalım size. Şuraya bir hatır diyelim. Şimdi şu bir nokta olsun. Bu da bir doğru olsun noktanın doğruya simetrini alırken iki tane şeye dikkat edeceğiniz. Bir, noktanın doğruya olan uzaklığı kadar diğer tarafa yansımanız lazım. İki, bu yansıma işlemi mutlaka 90 derecelik açı altında olması lazım. Yani ortada bir de diklik olması lazım. Şu simetri değildir. Nokta. İşte atıyorum. Bu arkadaş buna eşit. İşte bu noktanın simetri burası. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü neden? Şuralarda diklik yok. Simetri mutlaka ne olmalı arkadaşlar? Dik olmak zorunda. Şimdi D noktasının AC'ye göre simetrini alıyorum o zaman. D noktasının AC'ye kadar olan uzaklığını aynı şekilde diğer tarafa yansıtırsam işte simetriğini almış olduk. D üssü. Aynı şekilde AB'ye göre simetriğini alalım. Hop, bu sefer mesafemiz biraz uzun. Olsun biz de diğer tarafı uzun yansırız. Ama dikliği unutmayız değil mi? Burada D2 üssü. E bana neyi soruyor? D üssü ile D2 üssü arasındaki uzaklığı istiyor. Yani benden şunu hesaplamamı istiyor. Hesaplarız. Şöyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Üçgende açılarda görmüştük. İkiz kenar üçgende. Tepeden dik geldiğiniz zaman bu dik hem kenar ortay hem de açı ortay oluyordu. Dört özellik vardı. İkiz kenar, açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Eğer bu dört özellikten ikisi varsa eksik olan diğer ikisini ne yapıyordunuz? Siz tamamlıyordunuz. Şimdi şuraya dikkat et. Adana Denizli D üstü üçgenine. Şu arkadaş hem yükseklik hem kenar orta. O zaman gelir bunu birleştirirsem. işte burası 6 ise burada kaç olur? 6. Çünkü ikizkenar kenar oldu. Hem yükseklik hem kenar orta. Yani şekilde burada da geçerli mi? Hop. Adana, Denizli iki üssü Denizli. Bakın hem yükseklik hem kenar orta. O zaman burası 6 ise burada 6. Peki açı ortay da olur demiştik. O zaman burası A ise burada A. Burası B ise burada B mi? Şimdi A artı B'yi bana sorunun başında 45 vermişti. O zaman 2 A artı 2 B. Ha, burası kaç oldu? 90. Artık dik üçgeni görüyor musunuz? Pisagor yazarız soru biter. 36, 36, 72. Demek ki burası kök 72. Yani 6 kök 2 cevabımız C şıkkı. Şekil 1'de ucunda küre şekli demir bilye bulunan sarkaç gergin bir şekilde X birim sola çekilerek şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre X kaçtır diye sormuş bize. Şimdi neresi 10 birim? Dikkat edin. Tepeden merkeze kadar olan kısım 11. birim. O zaman aynı şekilde şurası da kaç birim olacak arkadaşlar? 11. Pekala. Şurası kaç birimmiş? 4. Yani burada 4. E şimdi şurası merkez ya. O 4'ü kaç kaç paylaşır? 2-2. Şurası kaçtı? 10'du. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 8. Şimdi dik üçgeni görüyor musunuz? 10-8-6 Demek ki bakın bizim sarkaçımız sola doğru kaç birim gelmiş? 6 birim. E, X birim sola. 6 birim sola. Cevabımız D şıkkı. 40 birim uzunluğundaki bir gecelanması rüzgarın etkisiyle iki yerden kırılarak ikinci şekildeki gibi duruyor. Direğin ayakta kalan kısmı 12 birimdir. Evet gözüküyor. O zaman yıkılan kısmı 28 birim. Ee, i̇kinci şekilde kırılan gece lambasının üst kısmı aynı doğrultuda 20 birim uzağa düşüyor. Ha Şimdi bakın. Şuradan şuraya kadar 28 birim. Çünkü direğin boyu 40 metreydi. 12'si buradaysa geriye 28 kaldı. Ama bir ucundan direğin tabana kadar olan kısımda 20 birim. E, bu bilgileri kullanarak soruyu çözeriz herhalde. Şimdi şuraya X desek. Burası ne olur? 28 eksi x. Peki tamamı 20 idi. Buraya x dersek burası ne olur? 20 eksi x. Ha, şimdi bakın şu dik üçgeni görüyor musunuz? Şöyle kenara çizeyim. Daha rahat görün. 12 20 eksi x 28 eksi x. Artık burada pisagor yazıp x'i bulabilirim. Fakat şimdi bundan sonra bunu çok sık yapacağız. Hemen pisagor yazmayacağız. Çünkü biz geometri çözüyoruz. Estetik bir ders arkadaşlar. Ne demiştik size? Sonucun tam sayı çıkmasını istiyorlarsa sormaları gereken dik üçgenler sabit. Bunların dışında bir şey soramaz. O zaman siz de o meşhur dik üçgenlere hakimseniz ne yaparsanız rahatlıkla soruyu çözersiniz diyorduk, değil mi? Şimdi bak Pisagor yazmayacağım. O meşhur dik üçgenleri düşüneceğim. Bir kenarı 12 olan benim bildiğim en meşhur dik üçgen 5 12 13. Deneyelim bakalım mu? Buranın 13 olması için X kaç olmalı? 15. Eğer X 15 yazınca burada 5 oluyorsa ki oluyor. Demek ki X kaçmış arkadaşlar? 15. Bitti bakın. X yerine 15 yazarsak 5 12 13 üçgeni sağ. Hocam sağlamasaydı e ne yapacaktım o zaman? Bir kenarı 12 olan başka meşhur dik üçgenleri düşünecektim. Mesela 9 12 15'i ya da 12 16 20'yi bunları deneyecektim arkadaşlar. Hocam bunları denemek biraz sallamasyon olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bunun doğrusu da bu. Çünkü nereye çıkacağı belli. O meşhur dik üçgenlere çıkacak. Niye o zaman ben Pisagor yazayım? Baksana 28 eksi x'in karesi diyor. 28'in karesini alacağım. Çarpımın iki katı yapacağım. Bu da 20 eksi x'i karesini alacağım. Bir sürü işlem. Bir ufak hata yapsam uğraştır değil mi? Onun için ne yapacağız? Önce meşhurları deneyeceğiz. Hocam çıkmadı. E çıkmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. El mahkum Pisagor bağıntısını yazacağız. Ama o en son çare. Neyi soruyor bize? Yukarıda verilenlere göre kırılan gece lambasının yerde kalan kısmı. Ha, x'i soruyor bize. O da 15. Cevabımız D şıkkı.